Emre abi kolay gene. Hoş geldin. Ne diyeyim abi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Soğan mı çekin ya? Ne oluyor ya, daha bunları elde mi çekiyorsun abi? Sana 2-3 sene evvel makine verdik. Yok yok, elde çekiyoruz. Öyle mi? Biz ondan çok memnun olduk makinemizden. Evet. Çünkü bizim için bir zaman ne var? Evet. Zaman kazanmak güzel bir şey. O yüzden de 3 saatte 4 saatte hazırlayacağımız herhangi bir şeyi 15 dakikada hazırlayabiliyoruz. Peki kalite nasıl? Kalite? Sulandırma falan oluyor mu? Yok yok yok. Kaç süre? Memnunsun. Çok çok memnunum. Evet. 3 seneden beri hemen hemen kullanıyorsun. Kullanıyoruz ve çok da memnunum. Yani. Et zırhta, et işlerinde artık kaldırdım inşallah. Kurtulduk çok şükür. Evet. Yok, bir basın, iki basın, buradan çekilirken 2 saat gibi buradan gittiği zaman da onu evet. Da istifa ediyoruz. Tüm etlerini yani çekiyoruz. Yani 3 kişinin 4 kişinin kucağı şey, 1 kişiyle bir şey. Evet. Halledebiliyoruz. Güle güle kullanalım. 3 seneden beri çok inşallah. İnşallah memleketimize bundan daha güzel yenilikler de gelir de. İnşallah. Tamam, güle güle kullanın. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Vahid Usta, hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Siz Hacı Arif Bey'in mutfağında aşçı başısınız. Evet. Biz size aşağı yukarı 2,5 sene önce bu zırhta et doğrayan zırhlama ve doğrama makinesini verdik abi. Evet. Bizim bunca yıldan beri makinamızı kullanıyorsunuz. Makinamız hakkındaki görüşünüz nedir? Onu bir söylerseniz memnun oluruz. Peki, makineniz sinirsiz et attınız mı? Güzel çekiyor. Zırhta evet. Çekilmiş gibi. Evet. Ve domates, maydanoz, soğanı çekiyor. Peki işinize temizlik, sürat, kolaylık ne yararlar oldu? Her yönden yararı var yani. Temizlik, sürat yönünden. Her yönden yararı var yani. Güle güle kullanın. Biz de size teşekkür ediyoruz. Makinemizi güzel, temiz kullandığınız için. Biz makinenize baktık. Temiz kullanmışsınız. Bu bakımdan bazı yedek parçalar da biz de firmanıza ücretsiz göndereceğiz. Tekrar ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl bu makinede çekilen lahmacundan memnun musun? Çok toplamlar güzel. Falan yapıyor mu? Çok güzel. Ne yapıyorsun? Adana kebap pişiriyorsun. Bu kebabın etini bizim size satmış olduğumuz makinede mi çektiniz? Evet. Nasıl peki? Piştikten sonra bir problem oluyor mu? Büzülme, çekişme? Çok
Çok güzel oluyor. Tam memnun musun? Tam oluyor, istediğiniz gibi oluyor. Peki, güle güle kullan. Tamamdan iyi. Esat Bey, size bir süre önce bir zırhlı et çekme makinesi sattık. Bu makinamızın şu anda teftişi için geldik. Memnun musunuz, probleminiz var mı veya yok mu? Bizim bir hatamız var mı diye bir teftişe geldik. Bize görüşlerinizi söylerseniz çok memnun oluruz. Şimdi ben yazlık bir yer çalıştırmaktan mütevellit. Evet. Çok sıkı bir potansiyel altındayım. Evet. Yani bir bana Kurban Bayramı'nın birinci günü Antep'ten ısmarladım. Evet. Zor şartlar altında yetiştirildi yani. Evet. Fakat şu an iki eleman eksik çalışıyorum. Zaten evet. Geçen zaman zarfında da kendini amort etmiş durumda yani peşine. Evet. Yani çok memnunum. Sivri açıdan olsun ve temizlik açısından olsun. Evet. Bir de pratik. Kalite nasıl? Çıkan kalite, et, çıkan lahmacun kalite nasıl? Antep yöresine yetiştik. Buranın çoluyuz. Evet. Kalite bir zırh öğrenmişiz. Evet. Yani batıl artık bu bizim yöremizin zihniyetine iyice yerleşmiş. Evet. Yok zırhın dışında biz bir şey yemeyiz. Peki bu tam zırhın yerini tutuyor mu? Daha üstün diyebilirim. Zırhın icabında ağzı kör oluyor. Fakat evet. Eti çiğner. Evet. Bunda öyle bir problem yok. Evet. Yani bu 3-5 gün evvel bunu zaten o problemi kendisi belirtiyor. Evet. Bile taşı dediğimiz olayla biz bunu çözüyoruz. Peki, güle güle kullanırsınız. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Yılmaz Usta, siz Mavi Marmara'nın lokantasında çalışıyorsunuz. Evet. Mutfakta et işleriyle uğraşıyorsunuz. Evet. Size geçen yılın 10. ayında bir zırhta et çeken, soğan çeken makine sattık. Evet. Bu yıl kontrole geldik. Makinamız hakkındaki görüşünüz nedir? Memnun musunuz? Efendim, bize vermiş olduğunuz makineden çok memnunuz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi zırh kalitesinden, yani soğanı çektiğin zaman sulandırıyor mu? Hayır. Peki eti çektiğin zaman tane tane düşürüyor mu, eziyor mu? Tane tane, hiç ezmiyor. Kebapta lahmacunda bir... Her şeyden mükemmel. Güzel netice aldın mı? Çok güzel. Peki biz de size teşekkür ediyoruz. Çünkü makinenizi çok temiz kullanmışsınız. Evet. Biz de sizin için elimizden gelen bazı parçalım.
Kaç kilo attın aşağı yukarı? 2 kilo, 3 kilo. 3 kilo var. Peki bir çekelim bakalım. İki tane daha vuralım. Az daha ufalsın. Ama ben zırttan vuruyorum yani. Nasıl tane tane düşüşü? Şimdi seni kayda alıyorum. Ne soruyorsan bir söyle bakalım. Şimdi Uğur Usta, bunu güzel zırt kıyması gibi çektik. Sen bir usta sanatkar olarak, Şiribom'un ustabaşısın ya. Sen şimdi burada bana fikrin gibi söyle bakalım. Nasıl benim makinem zırh kalitesinde çekiyor mu? Zırhı aratmıyor tabii. Zırhtan hiçbir farkı yok. Kalite tamam. Kalite tamam tabii. Piştiği zaman herhangi bir lezzet farkı oluyor mu? Aynı zırh kıyması demiş, değişemiş yok. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Makinemiz aşağı yukarı bir senedir burada. Çok da temiz kullanmışsın. Ben sana daha özellikle ben teşekkür önce, ediyorum. Dedim, sağ ol da evet. Arkadaşlar daha geldiğinde de söyledim ya. Evet. İnsanın evet. Tepsiyle de konuşmaya başladım. Sizin elinizde bu makinenin ömrü daha uzun olacak inşallah. Onu öyle taşıyamadık sana. Evet. Ya şimdi havuz dikecek karşıydı dedim. Bıçağın verdiği lezzeti vermez veya evet. Onun gibi de çekemez diyordu. Fakat makineyi kullandıktan sonra o fikre katılmadılar. Zırhın aynı derecesine, aynı lezzeti verdiğine evet. Saygı duydular. Allah razı olsun. Evet. Havuz ustaya biz onun için tolerans tanıdık. Hı. Havuz usta dedik siz ödememizi bildiğiniz zaman ödeyin. Önce makineyi deneyin sonra ödeyin dedik. Ekrem Usta'nın çocuk var bunda. Ya benimize sağ ol. Dayı! Ya? Sesini alıyor mu abi?
Bak. Şimdi orada yarın ne var? Yarın bir şey yok. Şunu alır, bir lavaş ötene. Bir lavaş. Aslan usta, alt tarafı kulağa çekin. Alt tarafı kulağa çekin. Çekme makinesi. Şimdi evet. Bunun siz de elinizden çektiniz. Evet. Şu anda 4-5 kilo etimiz tezgahta duruyor. Evet. Bizim makinamız hakkında tabii sağlam mı çürük mü onu şimdi sormayacağız. Onu evet. Bir yıl sonra inşallah tekrar görüştüğümüzde soracağız. Evet. Fakat çektiği et, yaptığı hizmetler bakımından zırh kalitesini verdi mi, vermedi mi? Bize lütfen makinamız hakkında bir şey söyler misiniz? Vallahi zırhtan daha güzel oldu. Benim kanımda. Evet. 30 senedir yapıyoruz. Evet. Bütün zırhla uğraştık ama evet. Gerçekten yanlış yolda. Evet. Şunu diyeyim sana, tahta üzerinde acaba zırh kesti mi, kesmedi mi, çiğnedi mi, çiğnemedi mi, eti ısıttı mı, ısıtmadı mı derdini kaldırmış. Bir 20 saniyede, yarım dakika süresinde yapılan kebap olayı ne ette renk değiştiriyor, ne kuyrukta bir cıvıma oluyor. Hepsi aynı şekilde. Piştikten sonra makine etse nasıl? Piştikten sonra çatalla tabiri layıksa çatalla bastığın yerinden ayrılıyorsa bizim için en güzel olay o. Evet. Onu da çok güzel şekilde yaptı. Yedik. Afiyet olsun. Size teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Olmuş. Şimdi birlikte evet Rıfat Usta. Çiğ kıtlarlık evet. Malzeme hazır. Hazır. Şimdi başlayacak inşallah 6 dakikada tamam. Yoracağız. İnşallah. Hiç kenarlara yapışık bir şey kalmasın bu kadar. Niye? Evet, şimdi bunun hepsini bir kenara çekelim. Bıçaklarımızı yeniden takalım abi. Tamam, şimdi bıçağı taktık. Yeniden kapa kapatıp tamam. Çalıştıralım abi. Evet. Şimdi parça şeklinde hepinizde atıp tekrar bastırıp çalıştırıyoruz abi. Şimdi kapağı açıyoruz. Bir daha karıştırıyoruz abi. Şu kapaktakileri de iyice sıyırıyoruz Rıfat'la tamam. İçine ki hepsi aynı yumuşaklıkta olsunlar. Şimdi bir dakika bir daha çalıştırıyoruz abi. Herhalde 5 dakika falan sürdü. Peki şimdi sıkılmayacaksın, neticeyi bir göreceğiz, tamam mı? Hem doğradık hem yoğurduk değil mi abi? Hem doğradık hem yoğurduk. İyi de yavrusu ne mutluyum da? Eyvallah. Peki ya. Az oradan bir kalk versene bana. Az sıkak şunu. Servis. Şöyle bir 10 dakika sonra bu. Ellerine sağlık, çok sağ olun. Daha da güzel oldu. Evet abi, bu işte bitti. Şu makinamızı... Sen o usta çok güzel siliyor, çok güzel temizliyor. Ben ustamı da kaydetmeden gitmeyeceğim. Ellerine sağlık. Her kullanımdan sonra böyle temizle, milli servetimize hepimiz sahip çıkalım. Evet. Çok güzel.
Şimdi bu 5 dakika falan sürdü. Bütün malzemelerin doğranması ve yoğrulması. Nasıl netice sizce? Tavana da attık, yapıştırdık. Allah'a teşekkür ederiz. Yerlerinize sağ olun. Biz de size çok teşekkür ederiz. Afiyet ve şifa olsun. Firmanıza ve size. Allah razı olsun. Evet efendim, bu bizim buluşumuz. Bu arkadaş kazandı. Evet. Şimdi bir makine icat etmiş. Kendi parası, her şeyi kendisi yani. Yani hiçbir Avrupa'dan hiçbir şey almamış, şey yapmamış. Kendisi imal. Kendisi 5 dakikada çiğ köfteyi yapmış. Zırhla çekiyor, lahmacun hazırlıyor, salça çekiyoruz ve tam sanatsal olarak tabii hem sanatsal olarak icra ediyoruz. Allah razı olsun. Afiyet şifa olsun hepinize. Kadir Usta kolay gelsin abi. Sağ ol abi, hoş geldin. Siz Arif Develi'nin et işlerine bakıyorsunuz değil mi ustaklar? Evet. Şimdi size aşağı yukarı 1-1,5 kilo evvel bir zırhta et çeken, zırh işi gören bir makine verdim. Evet abi. Şimdi bu makineyi siz ne işlerde kullanıyorsunuz? Abi ben bunu şeyde kullanıyorum, kadayıf kırmada kullanıyorum. He. Peki zırhta et çekmiyor musun? Zırhta çekmemize... Niye çekmiyorsun? Bizim patronumuz Arif Bey bunu müsaade etmediği için, zırh kıyması daha iyi olduğu için... Onun için çekmiyoruz yani. Biz zırhla onun bir görüşü var. Diyor ki ben diyor zırh sanatının görmesini istemiyorum diyor. Evet. Bu bakımdan evet, diyor çektir diyor. Evet o bakımdan diyor. Çünkü. Öyle mi? Evet. Yoksa bu zırh kalitesinin aynısını veriyor mu? Benim görüşümce dört dörtlük bir makine görüyorum ben. Yani. Benim görüşümce öyle abi. Çok teşekkür çünkü ediyorum. Çünkü ben bunu 10 senedir bunun içindeyim. Bunu verdiği tabi görüyorum. Peki sağ ol. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Arif Bey, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Efendim biz size yaklaşık 1-1,5 yıl önce bir makine verdik. Bu makinamız biliyorsunuz Gaziantep üretimi. Zırhta et çeken, künefe kıran, zırhta lahmacun hazırlayan, yani zırhın ve yoğurmanın işlerini görebilen bir makine niteliğinde. Biz bu makinamızın satış sonrası takipler için size hasrettik. Makinamız hakkındaki görüşlerinizi bize ifade eder misiniz? Gerek makinamızı nerede kullanıyorsunuz? Gerek servis hizmetimizi size yeterince ulaştırabiliyor muyuz? Hızlı mıyız, değil miyiz? Bu konuda lütfen bize fikirlerinizi söylerseniz çok memnun olacağız. Faruk'cığım sen bir defa sanatkar bir ustanın yetiştirmiş olduğu bir evlatsın. Teşekkür ederim. Birbirimizi çocukluklarından tanırız. Muhittin Usta rahmetliyi de hiçbir zaman unutmadık. Allah razı olsun. Makineniz gerçekten süper bir olay. Teşekkür ederim. Çıkartmış olduğu kıymalar gayet güzel. Bugün İstanbul'da ve Gaziantep'te bütün belli merkezlerde isim yapmış dükkanların hepsinde bu makinelerin kullanılmakta olduğunu biliyorum. Antep'e gittiğimde bir takım kebapçı arkadaşlarla bu konuyu görüştüm. Hepsinin makineyi ne şekilde kullandıklarını bana izah ettiler. Fakat bu makine benim için cazip olmayan bir tek yönü, evet. Makinenize en ufak bir bahane bulmak büyük bir haksızlık olur. Teşekkürler. Makineniz gerçekten çok güzel, çok süper bir olay. Fakat benim mesleki bir takım tutkularım var. Ya sen onun için de verirsin. Biz bu meslekte 1900-850 senesinden beri bu mesleğe hizmet veren bir ailenin çocuğuyum. Evet. Rahmetli Arif abiyi de, Hayri abiyi de bilirim. Allah nur içinde yatsın. Ali abimizi... Evet. Babadan, abilerimizden bu meslekte her zaman
ileriye giderekten geliştik. Tabii. Ben kebapçılıkta en önemli faktör olan zırpçılık mesleğinin ölmemesi için evet. İşçilerime ben bu aleti kullandırmıyorum. Hiç mi kullandırmıyorsun? Zırp mesleği şöyle kullanıyoruz, kadayıf evet. Kırmakta kullanıyoruz. Peki. Fakat eti kesinlikle kullanmıyoruz. Evet. Bizdeki bütün etler bıçakla çekilen, zonda bıçakla çekilen kıymalar müşteriye sunmaktayız. Çok güzel. Fakat dedim ya, makineler gerçekten çok geliştirilmiş evet. Ve dünyada ikinci bir örneği olmayan bir makinedir. Allah razı olsun, biz de... Ben mesela yurt dışına giriş yerimde evet. Bu tür şeylerin oluşturmasını yaparım. Evet. Bunun yanı sıra dünya mutfak olayında Gaziantep mutfağına defalarca tanıtımını yapmayı Allah bana nasip etti. Çok şükür. En son Çırağan Sarayı'nda bundan 15 gün önce Gaziantep mutfağının Güllüoğlu ile beraber, yalnız yanlış anlaşılmasın, Gaziantep'teki Güllüoğlu değil, İstanbul'daki Güllüoğlu ile evet. Beraber ortaklaşa Gaziantep mutfağının tatlı ve yemek tanıtımını müştereken yaptık. Ve oradaki en başarılı olan stand da bizim standımızdı. Evet. Ben size teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz için, evet. Mesleki ilginizden dolayı, yapmış olduğunuz muamili takip etmenizden dolayı, bir takım firmalar var, mal yapıyorlar, ondan sonra bir de adamların yüzünü görmüyorsun. Evet. Fakat siz bizi bu konularda sık sık aradınız. Evet. Eksik parçamız olup olmadığını sordunuz. Ben ilginizden dolayı ben size teşekkür ederim. Bakın size bir resim göstereceğim. Evet. Seyreden efendim, seyreden efendim. Evet, şimdi bu resim nedir Arif Bey? Bu resim 1938 senesinde Gaziantep'te çekilen bir esnaf sahnesi. Allah Allah. Şu resmi tek tek şöyle yakından almaya çalışıyorum. Çok net alamıyorum ama yine almaya çalışayım. Bu resimde ortada elinde bastım. Evet. Sakallı olarak oturan kişi benim dedem. Meşhur kebapçı Çolak Ali. Tamam. Biz bir de kökten gelmekten yanıyoruz. Evet, kökten gelmeyiz. Çolak Ali. Evet. Onun yanında oturan Gaziantep Milli Eğitimine büyük hizmet veren öğretmen... Mefenesi. Babamın yanında oturan Mehmet İnal. Zeki İnal'ın, Burhan İnal'ın babaları. Evet. Meşhur resimde görmüş olduğunuz ustaların hepsi şu anda Gaziantep'te kebapçılık yapan kökten sürme gelen ustaların evet. Hepsinin dedeleri bu anda bu resimde mevcutlar. Evet. Çok antika, ilginç bir resim. Bu resimde bir tek benim elimde var. Hiç kimsenin elinde yoktur bu resim. Evet. Yani. Vallahi Arif Bey, bu bir antika niteliğinde. Benim elime geçse bunu çoğaltır, bütün şeylere dağıtırım ama o zaman antika niteliğini kaybeder. bu resimden aslında Antep'te meslek yapan, bu resmi almaya layık olan bir takım arkadaşlara bundan yapıp vereceğim. Allah razı olsun. Ben de o arkadaşların namına da benim için de düşüncelerinize gönülden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol Arif Bey. Bugün yarın açık mı? Akşamdan açık. Konuşuyor mu? Yazmaz mı inanın? Kaç tane
Hazır oldu mu? Hazır. Ücretsiz olarak Gazişehir'imizi kullanmak için...